Selamlar herkese. Bugün Troy Agora mağazasından iPhone 15 Pro aldım. Bir bakayım. Evet almışım. Şimdi eve gidelim ve kutu açılışını beraber yapalım. Bakalım eylem tuşu hayatımıza neler getirecek. iPhone 16'nın lansmanına bu kadar az kalmışken neden şimdi gidip iPhone 15 Pro aldım, iPhone 14 Pro mu değiştirip de diye merak ediyorsanız bunu anlattığım bir video kanalda var. O videoyu izlemenizi öneririm. Gördüğünüz üzere mavi rengini tercih ettim. Kutuya baktığımızda bildiğimiz iPhone kutusu tasarımı diyebiliriz. Şu etiketleri sökelim ve telefona bir an önce ulaşalım. Kutunun kapağını yavaşça kaldıralım da telefonumuz yere düşmesin. Bununla ilgili internette çok video var. Biraz kamerayı da yana kaydıralım. Bu ışıkta maviden çok siyah gibi duran iPhone 15 Pro'ya merhaba deyin. USB Type-C çıkışı var mı? Evet var. Şu jelatini kaldıralım. Güzel. Ekranda bir kırık ya da çizik yok. Telefon bir kenarda açılı dururken biz de kutu içeriğine bakalım. Bildiğimiz sim kart aparatı, Apple sticker'ı ve pek bakmadığımız birkaç tane kağıt var burada. USB Type-C çıkışlı örgü kablomuz da burada duruyor. Evet, kabloyu örgü şeklinde yapmışlar. Hoşuma gitti. Bu örgü detayı kamerada çok belli oluyor mu bilmiyorum. Ancak bu küçük detay gerçekten hoşuma gitti. Şimdi içeriden iPhone 14 Pro'yu getireyim ve kurulum ile aktarım adımlarına başlayalım. Telefonlar aktarıma hazır gözüküyor. İlk olarak iPhone 15 Pro'da dil ve bölgeyi seçelim. Görünüşü de şimdilik seçelim. Nasıl olsa iPhone 14 Pro'daki ayarlar gelecek. 14 Pro'yu uyandırdığımda yeni iPhone ayarlama penceresi karşıma geldi. Telefonun kilidini açtığımda Apple kimliğim için yeni iPhone ayarlanmasını onaylamam için bir ekran geldi. Aktarıma başlamadan önce aktarılacak iPhone'u doğrulama amaçlı Apple'ca QR kodumuzu buraya okutuyoruz. Dil başta olmak üzere küçük ayarlar aktarıldı bile. iPhone'u aktarmak için parolayı girmemiz gerekiyor. Parolayı girdikten sonra iPhone'u ayarlamaya başlıyor. 15 Pro'da henüz sim kart takılı olmadığı için etkinleştirme adımında internete Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Wi-Fi parolasını ben gireyim buraya. Veriler ve gizlilik makalesini kabul edelim. Face ID tanımlamasını ben yapayım hızlıca. Maske artık kullanmıyoruz. O yüzden pek gerek yok buna. iCloud'dan değil de yandaki iPhone'dan aktarımı başlatalım.
Aktarılacak üyelik ve verilerin büyüklüğü gözüküyor burada. iMessage ve konum servislerini de açalım. Beta güncelleme mi? Betasız asla. Evet, telefonu kurar kurmaz betamızı yükleyelim. Acil SOS özelliğini de kabul edelim. iOS 17.5 beta 4 güncellemesinin hükümlerini kabul edelim. Bu güncellemenin inmesi internet bağlantısı nedeniyle biraz sürdü. Ben burayı keseyim de video gereksiz yere uzamasın. Güncellememiz indi. Aktarıma devam edelim. Eskiden bu adımda iPhone'lar arası bağlantı kopabiliyordu. Ancak artık kopmuyor. Yeniden bağlanıyor adımıyla bağlantı tekrar sağlanabiliyor. Bu aktarım işlemi de biraz vakit aldı. Ancak bu işlem sonrasında yeni iPhone'uma her şeyim aktarılmıştı. Uygulamaların internetten inmesi biraz vakit aldı. Ancak uygulamalar indikten sonra uygulama içi verilerim de aktarıldığı için uygulamalarımı kaldığım yerden kullanmaya devam edebildim. Aslında iPhone'lar arası aktarım bu kadar kolay. Siz de yeni bir iPhone aldığınızda bu şekilde aktarımı yapabilirsiniz. Ve iPhone kullanım ipucu videolarını kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz.